Uzun yıllardır buzulların üzerinde hüküm süren koca buzdağının altında küçük bir penguen kolonisi yaşarmış. Bu penguenler soğuk ve çetin koşullara rağmen bir arada yaşamayı öğrenmiş ve çok güçlülermiş. Bir gün genç ve meraklı bir penguen olan Pingo, koloninin sınırlarını aşmaya karar vermiş. O kadar merak doluymuş ki dışarıda neler olduğunu, nasıl bir hayat olduğunu öğrenmek istiyormuş. Pingo uzunca bir süre karlar üzerinde yürümüş. Yürümüş. Gördüğü manzaralar onu çok büyülemiş. Ancak bir süre sonra yolunu kaybettiğini fark etmiş. Artık geri dönmek ne kadar da zormuş. Çünkü çok büyük bir kar fırtınası başlamış. Pingo yalnız ve korkmuş bir şekilde etrafına bakınmış. Ancak onu sıcak tutan tek şey içindeki cesaret ve kararlılıkmış. Birkaç gün boyunca çaresizce dolaşmış. Ancak umudunu asla kaybetmemiş. Gitmiş. Sonunda uzakta bir ışık parıldadığını fark etmiş. Yavaşça o tarafa doğru ilerlemiş. İlerlemiş. Nihayetinde bir buz mağarasına ulaşmış. Mağaranın içinde başka bir penguen kolonisi yaşıyormuş. Bu penguenler Pingo'yu çok güzel bir şekilde karşılamışlar. Ona sıcak yemekler ikram etmişler. Orada kalmasına da izin vermişler. Pingo yeni arkadaşlarıyla birlikte birkaç gün geçirmiş. Ancak kalbinde hala kendi kolonisine ait olduğu yer varmış. Ve oraya dönme isteği varmış. Bu nedenle yeniden yola çıkmaya karar vermiş. Ancak bu sefer arkadaşları da ona eşlik etmiş. Birlikte zorlu koşullara rağmen güçlerini birleştirerek yola çıkmışlar. Uzun bir yolculuktan sonra Pingo ve arkadaşları nihayet koloniye geri dönmüşler. Diğer penguenler onları sevinçle karşılamışlar ve Pingo'nun maceralarını dinlemek için de sabırsızlanmışlar. Pingo yaşadığı deneyimlerden çok şey öğrenmiş. Cesaretin, kararlılığın ve dostluğun da ne kadar önemli olduğunu anlatıp durmuş.